Cumhurbaşkanı'na. Hoş geldiniz. Anavatan Partisi Eşitliği Başkanı İzmir'e. Merhaba. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Halkımıza. Cumhurbaşkanı adayımız var mı İbrahim? Evet. Onlar falan hepsi açıklar. Bu dönem bence yani halkın içinden insanları milletvekili adayı göstermeli. Bir esnaf mesela. Evet. Anladın mı? Ondan sonra bir çiftçi, iyi bir çiftçi yani. İşini iyi yapan, iyi takip eden, okumuş, ziraat okumuş bir tane üretim yapan vatandaşı milletvekili yapacak. Bir esnafı, ondan sonra bir öğretmeni, bir işçi, ya fabrika işçisini yap, milletvekili yap yani. Şimdi artık halkın içinden vekiller seçmemiz lazım bizim. Şimdi çok güzel bir konuya değindiniz. Ben bu siyasete bu teklif bana geldiğinde 5 aday içerisinde Uşak'ta inşaatta bilim çocukluğumuzu vermeyi Baba Rahmet Kıdayı içinde. Bir inşaatta bu teklif geldiğinde ben inanın biraz şok oldum. Çünkü daha önce derneklerde değil başkanlık, ilçe başkanlığı falan olmayınca tabii Ankara'dan böyle bir teklif gelince dedim ki ne oluyoruz? Hani, siz de bilirsiniz ki bizim zamanımızda böyle bir şeyin olacağı deseler bana bundan 10 sene önce benim aklım ucundan bile geçmezdi. Tabii. Neyse ben bir düşünelim falan dedik. Tabii telefon trafikleri sıklaştı. Bu arada inşaatta çalışıyorum. Görüşmeler sızlandı. Ekim'in ikisinde Kütahya'da teşkilatlardan sorumlu başkan yardımcısından bu görevi teslim aldık. Görevi teslim aldığımızda neler yapabilirim diye biraz tabii siyasetten azarlamakla beraber kimlerle yapabilirim diye yola çıktığımda genç siyasetçileri önde görmek istedim. Özdemir Başkan gibi deneyimli eski siyasetçileri, tecrübeli siyasetleri aramakla yola çıktım. Şahsen Özdemir Başkan'ımı siyasete girdikten sonra tanıdım. Ama nasıl tanıdım? Eski anaokulların kurucularından 3-4 tane mesela Alaşehir vardı, rahmetli Orhan Alaşehir'di. Bunları internetten ararkana Özdemir Ayan. O bir gün fabrikada işçisiyim, kendiniz de biliyorsunuz bu arada. Fabrikada çalışırken Özdemir Ayhan Başkanımın Messenger'ında açık olduğunu gördüm. Kendisiyle yazışırken buluşabilir miyiz başkanım falan yani dedim, buluştuk. Kendisine dedim böyle ben bir yola çıktım. Özdemir Ayhan olunca dedim size dedim böyle dedim. Aynı zamanda Mehmet Topaç'ın rahmetliğin kızıyla da bu arada istişaredeyim, devamlı görüşüyorum internet üzerinden. Evet. Özdemir Başkanım da sağ olsun kırmadı. Dedi yalnız benim de önümde bir engel var. Buyur başkanım. Ben de Manavgat Odası Başkanlığı'na adayım. Beni bu şekillerde 2-3 ay idare edeceksen başkanım senin süren yok. Ne zaman ver rahatım dedim. Ben o zamana kadar kendim içimden tek başıma çalışırım. Gereken kaynaklarımı sağlarım. Çalışmalarımı yaparım. Mustafa Başkanım gibi, işte Teşkilat Başkanımız, Kadın Kolumuz gibi çalışmalarımı yaptım. Seçim kurulundan, gerekli yerlerden resmi evraklarımı hazırladım. Özdemir Başkanım ben hazırım dediği gün, başkanım senin seçiminizi alalım dedim. Şu anda Uşak'ın 3'te 1'i tamamladım. Barzında hazır Allah'ın izniyle. Evet. Tabii bazı hastalık ölüm nedeniyle orayı aksattık. Normalde bu aylar içerisinde oranın kongresi olacaktı. Onun için siyaset az önce dediğiniz gibi senin düşündüğün gibi düşündüm. Neden halkın içinden, tabii, neden işçinin içinden bir başkan olmasın? Tabii ki yani, tabii. Neden bir marketçimiz veya kahvecimiz bir milletvekili adayı olmasın? Tabii. Neden bir Manavlar Odası'ndan veya Manavlar Odası Başkanı'na da milletvekili olmasın? Şimdi Özdemir Başkanım bugün Ankara'ya gidecek. Bunu benim başkanım olarak söylemiyorum, tanıdıktan sonra söylüyorum. Bazı insanları yanıltacağına inanıyorum. Evet. Ertesi günkü askeri ücret yani bir önceki ayı aldığı zaman öbür kaydı eksiyle başlıyor. Yani. Çok ilginç. Söyledim. Şimdi Sayın Başkan. Bugün bir müşterim geldi. Ayın bugün kaçı? 17'si değil mi arkadaşlar? Evet. Ayın 15'inde maaş almış. Cebinde kalan 173 lira para kaldı dedi. Buyur. Ayın 15'inde aldığı maaş 2 gün sonra 173 lirası kalmış. Bu ortalama yansıyetmiyor. Tabii canım tabii. Şimdi bu geriye kalan 28 gün nasıl geçecek bu vatandaş? Diğer aylığı alana kadar nasıl geçecek? Yani düşünün aldığı asgari ücretle borçlarını da ödemiş. Manava, kasaba, bakkala, markete neyse borçlarını. Kirasını ödemiş. Kirasını ödemiş. Elektriğini, suyunu, faturalarını ödemiş. Geriye kalan parası 173 lira. Geldi 28 gün geçin bu parayla. Evet. Gerçekten şu an halk. Başkanım şimdi 83'lü 85'li yıllarda devresyon yüksekti. Evet. Yani %50, %60 gibi bir devresyon yetişilmeyen bir durum vardı ama Özal'ın daha kendi bilinç, ekonomi bilinci güzeldi.
yapardı her ay yükselişe göre %5 yükseliş varsa işçi emekli haklarını %5 evet. İleri o ay için ileri. Yani böyle 6 aydan bir sene yani seneden sene görürsün. Şu anda Cumhurbaşkanı yanıldı. Enflasyon çok yüksek. Yükselişe göre ben nasıl anlaştım, nasıl halk duruyor, ayaklanmıyor. İlla insanın ayaklanmasını beklememek Allah gerekiyor. Olsun. Yani şu anda en büyük yani AK Parti'nin de ayıp olarak görüyorum. Milletvekili zaten milletvekili gibi çalışmıyor. Yani saf dışı, yani Cumhurbaşkanı her türlü kanunluk kuralı hepsini ezdi tek başına. Türkiye'yi yönetmeye çalışıyor. Bu da tek kişinin bir esnaf odasında dahi 10 kişilik bir ekiple çalışıyor. Esnaf odasında niye 10 kişilik yönetim kurulu var? Yani yönetim kurulu kararı belirle göre uyuluyor. Ama orada yanına işçi almış, bir bakar sanki işçiymiş gibi. Can isterse kulağından tut, kenara çekebiliyor aynı gece. Yani bunlar yani Türkiye'de olumsuz bir siyaset. İnşallah göreve gelirse partimiz, biz bunları ya daha önceden denemiş, deneyimli bir liderlik var. Yani bizim ilk baş, şu anda genel başkanımız gençlik kollarından gelme, oradan farklı gençlik kollarından gelme, Özal'ı çok iyi tanıyan bir kişi. Bizler de yine Özal günlerini çok iyi biliyoruz. Devolüsyonları bugün %5 aylık olduysa %5 işçiye de verirsen, emekliye de verirsen kimse bundan yatırmaz. Çünkü alacağını alır, geleceğini giyer, hayat diyoruz. Ama bu şekilde olunca da tabii herkese bir sıkıntı var yani. Buradaki gelirler aynı kalırken, maaşlar aynı kalırken bizim sattığımız ürünlerde ya da işte kullandığımız bütün ürünlerde insan olarak elektriğinden doğalgazına, suyuna, giydiğimiz, yediğimiz, içtiğimiz gıdasına kadar %300 gibi artışlar var. Evet. Yani %300 artışla 5 liraya aldım, 15 liraya alırken maaşın sabit kalıyor, gelirler sabit kalıyor. Bunun altından kalkılmaz. Yani şu yapılabilir, sizin dediğiniz gibi, belki her ay yapılmayabilir ama her 2 ayda, 3 ayda bir, yılda 4 defa güncelleme yapılabilir. Sanayicisinden, ne bileyim işte köydeki çiftçisinden ne kadar değerli insanlar var yani. Konulara hakim olan, konuları bilen. Onlar seçilmeli artık yani. Bir kısmını onlardan da seçmek lazım. Tamam profesör de koy, milletvekili olarak, bilim adamı olarak onu da koy ama yani spordan sorumlu devlet bakanı, sporla ilgili, sporun içinden gelmiş bir adamı koy mesela. Bu adamı yok. Esnaflarla ilgili, Türkiye'nin en büyük eksiği, bütün bakanlıklar var ama bir esnaf bakanlığı yok mesela. Yıllardır Türkiye'de esnafların bizlerin en büyük mağduriyeti, en büyük sıkıntısı bu. Bir tane bakanımız bile yok. Yani derdimizi anlatabileceğimiz, gidip çözüm arayalım, çözüm bulalım diyebileceğimiz bir esnaf bakanlığımız bile yok. Yani halbuki her kesimin malı muhakkak üretilen mal alıp satılıyor. Tabii ki. Ama alıp satılan yerde maliye geliri için, gelirler Maliye Bakanlığı bulunduğu zaman esnafın sorununu çözecek, aracı olacak, bu işe hakim olacak bir tabii bakan olması gerekiyor. Tabii. Hatta illerde müdürlüklere sıkıntı çektiğimiz, mesela bizim manavlar odası da, bakkallar odası, aynı malları, örneğin bizim zepçe ticaretimiz, bakkala da uygun geliyor. Bunun nasıl olmalı? Nasıl, nereden nereye var? Bir kanunlu kitabı yok. Mesela bunu ortaklaşa bir müdürlükler görüşülüp bakanlıkla kanunlaştırılsa, herkesin satacağı mal türü veya da marketler de aynı. Bin bir çeşit satıyor ama bir bakkalın vergisiyle aynı değer taşıyor. Veya da yüzlerce markette var, adam vergi vermiyor. Tabii. Yolda küçük bir iş yeri ondan fazla vergi veriyor. Bunlar da denge girmesi lazım. Tabii. Vergi almamak da bence yanlış. Benim işimi bulsun, benden de vergisini güzel alsın kardeşim.